Selamlar herkese. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere işinize yarayabileceğini düşündüğüm 3 tane site göstereceğim. Artı bonuslar var. Bunlar da arkadaşlar telifsiz olarak resim ve video bulabileceksiniz ve özellikle bir tanesinde de telifsiz müzik bulabileceksiniz. Gerçekten e, işinize yarayabileceğini düşündüğüm siteler. Videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdi videoya geçiyoruz. İlk sitemiz arkadaşlar Pixabay. Bu sitede gerçekten e, çok fazla ürün var yani e, resim ve video var ve e, mükemmel bir site tamamen ücretsiz olan bir site. Her şeyi telefiz olarak alabileceğiniz bir site. Hemen şöyle de aşağı indiğimiz zaman bakın burada da bir sürü resim falan görüyorsunuz zaten. Bu arada arkadaşlar istediğinizi yazmak istiyorsanız buraya direkt yazabilirsiniz. E, burada e, her zaman Türkçe çıkmayabiliyor. O yüzden de İngilizce yazabilirsiniz. Mesela e, doğada belki nature yani nature yazınca daha fazla çıkabilir çünkü İngilizcesi doğa demek. Tabii ki bunu bilmiyorsanız da Hemen şuradan Google çeviriye yazıp da bulabilirsiniz. Hatta direkt yazayım nature diye bakın doğa diye çıktı. Bu siteler İngiliz yani Amerika veya İngiliz yani ne bileyim o gibi yerlerin olduğu için böyle şeylerin çıkması daha olası ve anahtar kelimeleri de ona göre giriyorlar. Hatta hemen yazalım doğa yazalım bakalım ne kadar çıkıyor. Enter tıkladığım zaman bakın daha fotoğraflar seçiliydi. O yüzden şu anda sadece fotoğraf çıkacak. Hemen şöyle bakın burada yine bir sürü çıktı. Ama Nature yazınca daha fazla da çıkabilir. Tam bilmiyorum. Bakın şu falan da bayağı güzelmiş. Yani bu sitede bayağı kaliteli fotoğraflar var arkadaşlar. Şimdi geri geldiğimiz zaman buradan fotoğraflar değil de videolara basalım. Video. Buraya tekrardan doğa yazalım. Hemen Enter'a tıklayalım. Bakın mesela şunu izleyelim arkadaşlar. Burada bir yüklenme şartı oluyor ve şu anda ön izlemesini izleyebiliyorsunuz. Üstüne tıklayıp da buradan direkt de izleyebilirsiniz ve şuradan da ücretsiz indirmeye basıp indirebilirsiniz direkt. Burada da bilgiler var arkadaşlar. Medya türü, çözünürlük, süre falan filan diye. E yüklenme tarihi galiba published tam bilmiyorum. Kusura bakmayın. Burada altta da insanlar, pardon, videolar var. şimdi arkadaşlar isterseniz people yazalım yani insan. E burada fotoğraflar seçili olsun. Enter'a tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın burada da yine bayağı güzel resimler var. Bunları falan Instagram'a atabilirsiniz veya kapak fotoğrafınızda kullanabilirsiniz. Birçok alanda kullanabilirsiniz bunları veya videonuzda kullanabilirsiniz. Mesela şu birliktelik diye bir şey olabilir. Enis Kirezoğlu nasıl yapılır derken de bu sitelerden birkaç fotoğraf almıştım. Enis Kirezoğlu gibi edit yapmak istiyorsanız bu siteler ihtiyacınız oluyor. Yani bu stiller ihtiyacınız oluyor illaki. ki. Baya işinize yarıyorlar. Hemen şöyle bakın altta bayağı güzel resimler var. Bunu aynı zamanda insan yazarak da bulabilirdiniz. Ama hepsi çıkar mıydı bilmiyorum. Bu, bu arada e, yukarıda da illüstrasyonlar var. Bunlar da arkadaşlar çizim oluyor bir nevi. Böyle çizimler işte. Ben de tam açıklamasını bilmiyorum. E, vektörler var. Yalnız bunlar biraz az normal resim ve videolara göre. Vektörler de e, illüstrasyonlara benzeyen şeyler oluyor. Bunların açıklamasını tam bilmiyorum arkadaşlar. Fazlasını keşfetten de faz, e, fazlasını keşfete tıklayabilirsiniz. E, burada videolar var. E, burada da 4K falan filan 2K vardır, 1080p vardır. Bu arada arkadaşlar bunların hepsini normal insanlar yüklüyor. Burada profil açıp e, yükleyebiliyorsunuz. Yani siz de yükleyebilirsiniz istediğinizi çekip. Orada da bu arada müzikler var. Yüklemede şöyle arkadaşlar, ilk başta tabii ki oturma aç e, ay katılıp e, oturum açmanız lazım. Sonra da yükleye basarsanız bakın zaten çıktı. Katılmanız lazım ilk başta siteye sonra istediğiniz gibi yükleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Onu şimdi göstermeyeceğim ama biraz uzun bir konu. Şimdi müzikleri tıklayalım, müzikler de gerçekten fena değil çünkü normalde ben bu üçünü hiçbir yerde yapan görmedim. Yani üçü dediğim nedir? Fotoğraf, video ve müzik. Üçü de telifsiz olarak sunabiliyor ve bu mükemmel bir şey bence. Hemen şöyle dinleyelim, e, fon müzikleri de fena değil bu arada. E, buradan da kategorilere ayırabilirsiniz. Background loop diyor mesela. Bu arada bunu da şu indir kısmından indirebilirsiniz. Şunu da dinleyelim. Yani fena değil arkadaşlar. Ben bu üçünü gerçekten bir arada yapanı görmemiştim. Bu arada burada illüstrasyon ve vektörler de var. Bunları ücretsiz olarak sunabilmesi mükemmel bir imkan. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizde arkadaşlar Pexels diye bir site. Bu siteyi arkadaşlar zaten çok güzel bahsetmiştim. Çoğu videomda bahsediyorum. Ben bu siteden buldum. Ben bu siteden buldum. Bu sitede de gerçekten e, güzel şeyler var. Buradan hemen dilinizi seçin diyor. Türkçe seçerseniz Türkçe yazarsanız çıkabiliyor. İngilizce seçerseniz de sadece İngilizce yazarsanız çıkıyor diye biliyorum. Değişebilir. De hemen burada da aşağı indiğimizde e, ana sayfada ücretsiz stok fotoğraflar diyor ve videolar diyor işte neyse şurada video var. E, keşfetten de galiba popüler olanları keşfedebiliyorsunuz. Aynen e, burada popüler olanları keşfedebiliyorsunuz. Videolardan da sadece videoları görebiliyorsunuz. Lider sıralaması da arkadaşlar en çok beğeni alanlar sanırım. Ve bu arada arkadaşlar bu sitede özel olarak çözünürlük seçebiliyorsunuz diye biliyordum. <laughs> daha demin kontrol ettim ve e, seçebiliyor musunuz? Şimdi indirme aşamasında göstereceğim. Buradan arkadaşlar bunları da takip edebiliyorsunuz. Bu arada daha deminki sitede de öyle bir şey vardı. Mesela e, resmi çekene böyle basıp bunu takip edebiliyorsunuz. Buradan destek de verebilirsiniz bağış yap diyerek parasal olarak yani maddi olarak. Buradan da manevi olarak takip ede basabilirsiniz. Ee, bakın burada 6.94 milyon takipçisi varmış. Buradan takip ede basabilirsiniz. Yalnız bunun için de katılmanız lazım. Bu arada burada da yükleme yapabiliyorsunuz. Onun için de katılmanız lazım siteye. Yani siz de burada fotoğraf e, yükleyebilirsiniz. Bu arada sitelerden para kazanılıyor mu? E, gerçekten bilmiyorum. Burada da hemen mesela ne şuraya yazalım. E, hatta şurada çıktı. Burada arkadaşlar e, kategorilemeyi e, aramadan sonra yapıyorsunuz. Daha demin mesela aramadan önceydi ve bunun bence arama arayüzü daha güzel. Burada da ön izleyebiliyorsunuz şöyle e, biraz yüklenmesi sürüyor tabii ki. Hemen şeyi göstereyim nasıl E, Buradan ücretsiz indir var. Şuradan da e, ok işareti var. Buradan orijinal full HD ve HD olarak indirebiliyorsunuz. Mesela HD olarak indire hd'ye basıp ücretsiz indire basabilirsiniz veya ücretsiz indirir. Direkt basarsanız da orijinalini indirir arkadaşlar. Bu orijinallerde genelde 4K oluyor. Tabii ki fotoğrafçıdan, fotoğrafçıdan fotoğrafçıya değişiyor ama genelde 4K olur. Buradan da paylaşabiliyorsunuz. Buradan da bilgisine bakabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar tekrardan fotoğraflara geçebiliyorsunuz. Buradan da kullanıcıları görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın Nature, Nature dediğimizde mesela bu bunun bu kadar, bunun bu kadar falan varmış. Fotoğraflardan da burada gerçekten arkadaşlar güzel e, fotoğraflar ve videolar var. Bu arada da şu e, sağdan da sağ üstten de yönünü falan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela yatay aramak istiyorum derseniz de şöyle yataylar çıkıyor sadece boyutlarda. Mesela bunları e, 24 falan yapabilirsiniz ama bunları yapmanızı tercih etmem zaten genelde 4K oluyor. Buradan da renk varmış. Renkte bunu tam bilmiyorum mesela beyaz tıkladığımızda büyük ihtimal beyaz çoğunluklu oluyordur <laughs> bir şey olmadı bunu bilmiyorum arkadaşlar maalesef sıra bakmayın hemen geçirelim üçüncü sitemize arkadaşlar üçüncü sitemizde Flickr bu çok arkadaşlar diğer ikisine göre çok mükemmel bir site değil ama burada da gerçekten güzel fotoğraflar var burada da hemen people yazalım burada arkadaşlar Türkçe çıkacağını zannetmiyorum çünkü sayfanın Türkçe desteği yok o yüzden Çevirden bakıp da yazabilirsiniz. Mesela people yazdığımızda arkadaşlar böyle bir sürü e, fotoğraf çıktı. Hemen mesela şuna basıp buradan e, sağ alttan indirebilirsiniz. Dolan this photo diyor. Yani indirin, indirebilirsiniz gibi bir şey diyor. Buradan da takip etme olayı var. Yalnız hesap açmanız lazım. E, hesap açmak da bedava tabii ki. Hepsinde bu arada hesap açmak bedava. Hepsi de tamamen ücretsiz siteler. Burada da filtreleme olayı varmış. İlkinde de vardı sanırım. E, burada da mesela şu anda dikey ve pardon yatay ve bayağı bir yatay olanı seçtim. Hemen böyle bir sürü insan resmi var. Bu sitede fena değil arkadaşlar yalnız bulabiliyorsunuz şu iki siteden bulun. Burada da yani burada diğer ikisine göre çok iyi fotoğraflar olmuyor. Evet bu sitede böyleydi. burada video var mı tam bilmiyorum. Varmış arkadaşlar. Fotosu kapattığımızda Advanced'dan videolar var yalnız. Dediğim gibi bu ikisi de biraz daha kaliteli. Bu arada da buraya da yükleme yapabiliyorsunuz diyebiliyorum. Hatta Pro'dan da yapabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Get Pro diyor çünkü. Arkadaşlar bu e, Pro şeyi yük, yükleme yapanların istatistiğini detaylı olarak görmesini sağlıyor sanırım. Bakın şu anda gördüğünüz gibi ve daha yüksek çözünürlükle yüklemenizi sağlıyor olabilir. Yani bunu tam bilmiyorum. Yalnız yükleme yapacaksanız bence şu ilkin, ilk ilk ikisini yapın. Burada çok bir şey oldu mu? Tam olarak bilmiyorum ama bence ilk ikisinden yapın. Şimdi arkadaşlar geçelim ücretli olanlara. Ücretli olanlarda gerçekten güzel hemen şöyle geçelim. Bunlarda da iki sitemiz var. İlki iStock arkadaşlar. iStock gerçekten çok bilindik bir site. Burada da görsel, fotoğraf, illüstrasyon, vektörler ve videolar var. Hemen şöyle fiyatlandırmaya da bakacak olursak, burada arkadaşlar iki paket bizi karşılıyor. Bir görsel paketleri bir de her ay istediğiniz 10 görsel almak için abone olun diye bir paket var. Her ay 10 görsel var yalnız tüm görselleri erişebiliyorsunuz. İstediğiniz bir görseli seçip 10 tane indirme hakkınız var. İndirilmeyen haklar da diğer aya devrediliyormuş. Örneğin 8 tane indirdiyseniz diğer ay 12 hakkınız oluyor. Yalnız ben bunu çok beğenmedim. Yani bunun sınırsız olmasını beklerdim. Maksimum 10 bence çok iyi olmamış. Hemen diğer sitemize geçelim arkadaşlar. Burada bu arada fotoğrafları görebiliyorsunuz. Yalnız iStock yazıyor. Mesela aile diyelim. Şu anda <laughs> hepsi video. Hemen fotoğrafları seçelim. News diyelim. Haberler yani. Şöyle tıkladığımız zaman bakın şu anda iStock var. Bunu sağ tık indir de yapabiliyorsunuz. Yani sağ tık resmi farklı kaydı. Yalnız burada iStock oluyor ve pikseli düşük oluyor. Yani <laughs> böyle bir şey yapabilirsiniz. Yalnız böyle bir dezavantajı da olur. Bedava alınmaması için böyle bir engel koymuşlar diyebiliriz. Sıradaki sitemiz arkadaşlar. Telefsiz stok görseller diyor. Shutterstock. Shutterstock da gerçekten en çok bilinenlerinden bir tanesi. Burada da arkadaşlar video, müzik, şablonlar her haber amaçlı. 3D modeller ve araçlar varmış. Hemen ücretsiz denemenizi başlatın diyor. Bu arada burada kart bilgileri istiyor. Geldiğimiz zaman da zaten ücretsiz diyor. Ara toplam 29 dolar diyor. Kuponunuz eksi 29 dolar diyor. Yani ilk başta size para almayacaktır. Ama sonrasında alacaktır. Bu da aylık 29 dolar gerçekten biraz fazla bir ücret. Yani bu işlerden para kazanıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bu arada daha deminki iki sitede de e, daha deminki sitede ve şu anki sitede de yükleme yapabiliyorsunuz diye biliyorum. E, bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Paralı mı yükleniyor bilmiyorum resimler. E, hemen şöyle geri gelelim tekrardan. Ücretsiz denemede de e, 10 görsel sunuyor size. Yani 10 tane görsel alabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Burada da daha deminki olay var arkadaşlar. Video, video ana sayfası diyelim mesela. Pardon veya görsel diyelim direkt görsellerden gidelim resimlere bakabiliyorsunuz burada da vektör ve ilustrasyon varmış bu arada burada fotoğrafları di fotoğraflar diyelim yaz zamanı diyelim mesela buradan mesela şu fotoğraf burada da arkadaşlar Shutterstock yazıyor ve kalitesi düşük oluyor yani daha deminki olayın aynısı oluyor bu da gerçekten gıcık bir olay buradan da indirmeye basıp deneye basabiliyorsunuz. Yalnız bastığınızda da böyle bir şey oluyor. Kalitesi artıyor yalnız. Şu anda aynen kalitesi artmış oldu. Ama Shutterstock e, damgası hala durmuş oluyor. Evet geldik videonun sonuna. Bugün sizlere 5 tane site gösterdim. 3'ü bedavaydı, 3'ü e, paralıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bazı arkadaşların işine çok yarayabilir. Ben çoğu videomda e, Pexel sitesinden zaten almıştım e, resimleri. Zaten söylüyorum nereden aldım ve aşağıya genelde link bırakıyorum. Bugün de bu videoyu detaylı olarak çektim zaten. Çok uzatmadan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Benden şimdilik bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere.